Habertürk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Masası ile karşınızdayız. Ben Elçin Ateş Ersoy ve sevgili partnerim Dr. Ufuk Alatekin ile birlikte bugün yine sağlığa dair merak ettiğiniz bir konuyu konuşacağız. Herkese merhaba. Bugün güzel bir konumuz ve konuğumuz var. Başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünkü konuğu medikal estetik hekimi Saliha Sönmezateş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Hoş geldin Saliha'cığım. Hoş bulduk Ufuk'cığım. Öncelikle yüz restorasyonunda, yüz yenilenmesinde, gençleştirilmesinde farklı bir sürü uygulama var yaptığımız. En sevdiğin, en çok yaptığın, en yeni uygulama hangisi? En yeni değil belki ama benim en çok sevdiğim uygulamalardan bir tanesi yüzde dolgu uygulamaları. Çünkü kişi sonucunu hemen görüyor. Yaptığımız işin sonucunu hemen gördüğümüzde bir sonraki basamaktaki tedaviye uyumumuz da artıyor. Dolayısıyla dolguları gerçekten çok seviyorum ve ben en çok hyaluronik asit dolgu kullanıyorum açıkçası. Kimlere uygulanabilir? Herhangi bir yaş sınırı var mı? Aslında tabii ki belli bir yaş sınırı gözetiyorum. Özellikle de estetik algısının oturmuş olması açısından çok genç hastaları kabul etmemeye özen gösteriyorum. Onun dışında ama hyaluronik asitin yapısı dolayısıyla hemen hemen her yaş grubunda uygulayabiliriz. Elbette ki bunun buluğ çağına gelmemiş çocukları birazcık bunun dışında tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Hangi bölgelere uygulanıyor hyaluronik asit? Aslında yüz restorasyonu olarak baktığımızda neredeyse yüzün tamamını uygulayabiliyoruz. Alın yükseltilmesi, çünkü biz yaşla alındaki bombeyi, kavitasyonu kaybediyoruz. Şakaklarımız boşalıyor. O şakak kavitasyonlarına, şakak boşluklarına uygulayabiliyoruz. Sırayla gidersek göz altımıza, elmacık kemiklerimize, elmacık kemiklerin kenarındaki kemik yükseltilerine, nazolabiyal çizgilerimize, çeneye, jawline'a, hatta bazen avurtlar çok çökük olduğunda diş kaybı vesaire gibi olgularla veya kemik erimesi gibi durumlarla ortaya çıkan avurt çöküklüklerinde eğer kişiye çok yaşlı ve çökün hastalıklı bir ifade veriyorsa elbette o bölgenin de düzeltilmesine, hatta kulak memesinin etlendirilmesine kadar biliyorsun hemen hemen her bölge uygulama alanımız dahilinde. Dudakları unutmayayım, gerçi kimsenin unutacağını sanmıyorum ama ben de söylemiş olayım. Peki Saliha Hanım, her bölgede aynı materyal mi kullanılır yoksa bölgeye göre değişiklik gösteriyor mu? Bölgeye göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Göz gibi çok hassas bir, gözaltı gibi çok hassas bir bölgede uyguladığımız dolgu ile elmacık kemiğini kaldırmakta kullandığımız dolgu arasında elbette ki yapısal bir takım farklılıklar var. Evet, her ikisi de hyaluronik asit ama o güç, elastikiyet, işte çeşitli kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından dolguyu değerlendirdiğimizde elbette ki bir gözaltı dolgusu, bir dudak dolgusu ile yüzü şekillendirmede, çene yapmakta, jawline hattını belirginleştirmekte kullandığımız dolgu çok farklı. Bu dolguların uygulama süreleri ve kalıcılıkları nasıl oluyor? Neye göre değişiyor? Bölgeye ve bölgenin kanlanmasına ve bu bölgede yaptığımız mimik hareketlere göre değişiyor daha çok. Tabii ki kişisel özellikler en baştaki kural, sen de gayet iyi biliyorsun. DNA'mız ne ise biz oyuz. Dolayısıyla vücudumuzun yapısal özellikleri kalıcılığı belirleyen birinci madde. Ama bir dudak dolgusu, o bölgenin kanlanması, konuşuyoruz, yiyoruz, içiyoruz vesaire gibi bir takım hareketsel özellikleri sayesinde bir çene dolgusuyla aynı süre dayanmıyor maalesef. Çene ya da orta yüz hattı ya da jawline genellikle daha uzun dayanan bölgeler ama dudak gibi bölgeler birazcık daha kısıtlı sürede tekrar edilmesi gereken, daha yakın zamanlar aralığında tekrar edilmesi gereken bölgeler. Peki Saliha Hocam, sadece estetik amaçlı mı yapılabilir bu uygulamalar? Tedavi amaçlı yaptığınız uygulamalar da var mı? Muhakkak. Çünkü estetik amaçlı yüzümüze kayıplarını yerine koyarak şekillendirdiğimizi düşünürsek kaza gibi veyahut da doğumsal deformasyonlar vesaire pek çok defekti tamamlamak açısından da hyaluronik asiti çok güvenle kullandığımız için, yani molekül olarak dolgular aslında çok uzun yıllardır kullandığımız ve çok güvenilir materyaller olduğu için hem estetik amaçlı kullanabiliyoruz hem de pek çok sebeple ortaya çıkmış fiziksel deformiteleri de toparlayabilmek, tamir edebilmek, daha iyi bir görüntüye kavuşturabilmek için de kullanıyoruz. Oldukça güvenli dediğiniz için sormak istiyorum. Hiç yan etkisi var mı dolgu uygulamasının? En çok morarma iğneyle veya kanülle uyguladığımızı düşünürsek bana göre en büyük yan etkisi yaptığımız bölgede ortaya çıkan morarıklıklar. Onun dışında tabii ki belirli yan etkileri var ama dikkatli kullanımda hem uygulamayı yaptığımız kişinin hem de hekimin dikkatli uygulamasıyla gerçekten yok denecek kadar az ortaya çıkan sorunlar. O yüzden mutlaka uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayalım o zaman. Her zaman. Tabii zaten dolgu ve iğneli işlemler hekim işi. Hekim çünkü deri bütünlüğünü bozuyoruz. Evet, hekim olmayan kişilerin, yani anatomiyi bilmeyen kişilerin yapması çok sakıncalı. Ben de şunu sormak istiyorum. Mesela şimdiye kadar hep estetik, bu dolgu uygulamalarının kadınlara yapıldığı, kadınlara özgü olduğu düşünülüyordu. Ama erkeklerde de çok fazla kullanıyoruz. Sen muhakkak de kullanıyorsun. Çok kullanıyorum. Erkeklerin genel anlamda istekleri ne yönde veya nasıl kullanıyoruz? Erkekler en çok açıkçası jawline hatlarını daha vurgulu hale getirmek istiyorlar. Daha belirgin, daha sert bir hat ortaya çıkarmak istiyorlar. Tabii o noktada yine dolgular elimizin altındaki en güvenli materyal, en kolay, en hızlı, en çabuk sonuca ulaştığımız materyal ve gerçekten göz alıcı sonuçlar oluşturabiliyoruz. Eskiden sakalla yüzünü kapama ihtiyacı hisseden pek çok erkek bu uygulamalardan sonra rahatlıkla sakallarını keserek o erkeksi duruşu ortaya koyabiliyor. Ama tabii ki erkeklerde de her bölgede kullanıyoruz. Çünkü onlar da kadınlar gibi yaş alıyorlar ve artık dinamizmlerini, içlerindeki dinamizmi yüzlerine de yansıtmak istiyorlar. Kadınlar bu noktada da erkeklere yol gösterici oldular. Her konuda olduğu gibi açıkçası. Bizden baktılar ki bu iş yaş almak mümkün ama bunu göstermemek de mümkün. Her bölgeye yapıyoruz. Göz altları, eller, yani kadınlarda olduğu kadar erkekler de artık el güzelliğine dahi önem verecek şekilde tüm estetik uygulamaları kullanıyorlar. Bu tabunun yıkılması aslında oldukça güzel bir şey. Sadece kadınlara özel olmaması bu tarz uygulamaların, erkeklerin de kendilerine bu anlamda değer veriyor olması bence oldukça önemli. Kesinlikle. Saliha Hocam, peki şeyi sormak istiyorum. Bu dolgu uygulamalarında bir sonraki uygulamada diğerine göre daha az madde kullanmak gerekiyor mu? Yoksa o tamamen yok olup gidiyor mu vücuttan? Tamamen yok olmuyor. Aslında hiçbir dolgu malzemesi tamamen kaybolmaz. Hı hı. Mutlaka bir miktar artık ürünleri, bizim rezidü ürün dediğimiz o parça kalır ve düzenli uygulamalarla hiçbir zaman ilk anda yaptığımız kadar çok dolgu uygulaması yapmayız. Hep üzerine ekleyerek gittiğimiz için hem daha az materyalle daha iyi sonuç alırız hem de iyileşmeyi tetikleriz. Aslında az önce siz sordunuz, sadece estetik uygulama mı yoksa iyileşme mi? Aslında dolgunun bizatihi kendisi de doku altında iyileşmeyi yaratıyor. Bu aslında artık kanıtlandı kesitlerle, tıbbi bilimsel çalışmalarla. Hyaluronik asitin doku altında kolajen sentezini tetiklediği ve zaman içinde kendi dokumuzun artmış kolajeninin de daha az dolgu kullanmamıza sebebiyet verdiğinin kanıtları var bilimsel olarak. Yani hem artan madde sayesinde daha az ürün kullanıyoruz hem de dolgunun zaman içinde tetikleyerek arttırdığı kolajen miktarı sayesinde daha az ürün kullanıyoruz. İki taraftan dokumuz desteklenmiş oluyor. O yüzden gönül rahatlığıyla cildimizi de iyileştireceğini, nemini arttıracağını, doku altındaki kolajeni arttıracağını bilerek güvenle ve daha rahatlıkla dolgu uygulamalarını kullanabiliriz. Her seferinde daha az ihtiyaç duyuyor aslında cilt buna. Bunun en dramatik şeklini de mesela akne, sivilce skarlarının iyileştirilmesinde, o özellikle ergenlik döneminde kalan sivilce çukurlarının erişkin dönemde çok ciddi bir sıkıntı oluyor. Onların, o oyukların iyileştirilmesinde, doldurulmasında çok kullandığımız ürünler ve sonuçlarımız gayet iyi. Tabii ve kalıcılık açısından da öyle çok kısıtlı zamanlardan bahsetmiyoruz. Çok uzun yıllardan bahsediyoruz özellikle akne skarları konusunda. Evet. Bir de dikiş izleri ve yara izlerinde de yine hyaluronik asit sonuç alıyoruz ama akne skarlarında bir tık daha fazla sonuç alıyoruz. Jawline konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Mesela yapılan çalışmada şekilli çene hattının karşıdaki insana güven verdiği saptanmış. O yüzden şu son yıllarda, özellikle son 1,5-2 yıldır çene hattının belirginleştirilmesi çok karakteristik ve herkesin istediği bir şey oldu. Hem kadınlar hem erkekler için aslında sanıyorum şu anda 1 numaralı dolgu uygulama bölgesi. Eskiden dudak her zaman çok açık ara önde giderdi ama bence artık tahtını jawline'a yavaş yavaş bırakmak üzere. Aynen Ufuk Bey'in dediği gibi kişi kendisini vurgulamak, ifade etmek anlamında çene hattını 1. sıraya koyuyor. Yani aslında uygulamalarında modası var o zaman, değil mi? Bir dudak modasından şimdi jawline'a... Ben bunun moda olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar hem araştırmaları takip ediyorlar artık sosyal medya ve televizyonlar sayesinde. Böylece neyin gerekli olduğunu, kendisini toplum içinde ifade etmesi noktasında neyin daha önemli olduğunu fark ediyorlar. Bu 1. 2. İçgüdüsel olarak aslında insanların yüzümüze baktığında nelerden etkilendiğini fark ediyoruz. Ve dediğiniz gibi 3.de de tabii ki moda var. Aa, o yaptırmış, ben de yaptırayım. Aa, yaptırmış, ne kadar güzel olmuş. Ne olduğunu bilimsel olarak bilmese bile onun o artan değerini fark ettiğinde kişi doğal olarak yöneliyor bu uygulamaya. Bir de moda demek belki çok doğru değil ama beğenilerimiz değişiyor. Tabii. Yani 5 yıl önce, 6 yıl önce ince kaş mesela çok modaydı. Şimdi kalın kaş. İşte 5 yıl önce daha böyle fındık burun, okka gibi burun modaydı. Şimdi gayet doğal, natürel görünen burunları tercih ediyoruz. Burun demişken, çeneden sonra bence 2. sıklıkta dolgu yapılacak alanlardan biri de burun. Kesinlikle. Önümüzdeki süreçte çok da hızlanacak. Katılıyor musun buna? Çok katılıyorum çünkü artık... Selfie çekiyoruz veya bol bol fotoğraf çekiliyoruz. En çok kişilerin gözüne, özellikle gençlerin gözüne burunları batıyor. Ve çok da yapıyoruz aslında. Geçmiş yıllara nazaran burun düzeltmesi, yani cerrahi olmayan burun düzeltilmesi noktasında elimizdeki en iyi materyal yine dolgu. Dolayısıyla da çok ciddi miktarda bir artış var ve gerçekten çok farklılık yaratıyor, çok güzel oluyor, ben çok seviyorum ve o da uzun zamanda yanıyor, öyle aylarla kısıtlı bir uygulama değil kullanım süresi. Ameliyattan korkan ya da erteleyen insanlar için oldukça pratik. Ya da sağlık sebepleriyle olamayan kişiler de var. Çoğunluğuna dolgu uygulaması gayet iyi oluyor, hallediyoruz yani. Burun dolgusu çok tercih edilen ve sık yaptığımız bir şey ama şunu da belirtelim mutlaka. Burun arter yapısı, damar yapısı nedeniyle çok tehlikeli bir alan. Çok. Kesinlikle uzman birinin ve işini bilen birinin yapması lazım. Yoksa çok büyük sıkıntılara sebep olabiliriz. Çok. O yüzden de lütfen gideceğiniz hekimi, kliniği iyi araştırın, deneyimlerini. Mutlaka önceden görüp güven veriyorsa başvurun. Çok katılıyorum. Yani belki de tüm dolgu yaptığım alanlar içindeki, ben yaklaşık 18-19 yıldır sadece medikal estetik alanında çalışıyorum. İlk ürünlerden bu yana tüm ürünleri kullanmışlığım var. Hala burun dolgusu yaparken ekstra dikkat, efor, enerji sarf ediyorum ve hastayı kontrolüm diğer bölgelere kıyasla çok daha uzun süreli oluyor. Saliha Hanım, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız, bu güzel sohbete ortak ettiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Güzel sohbetin için biz sana teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünkü konu artık yakından tanıdığınız bir isim. Diş hekimi Suzan Yavaşça, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Bugün lamine venerlerden biraz bahsedeceğiz. Evet. Nedir? Biraz ondan bahsedelim. Arkasından da ne zaman uygulayabiliyoruz? Onu soracağım. Şimdi lamine venerden önce şunu söylemem lazım. Hepimiz güzel görünmek istiyoruz artık, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani hepimiz böyle bir aktif dinamik hayat içerisindeyiz. Hepimiz duruşumuzun iyi olmasını istiyoruz. Dişlerimiz de tabii yüzümüzün ışığı. Yani gülüşümüz vitrinimiz. Ne oluyor bu durumda? Dişlerimizi bir şekilde toparlamamız lazım. Kimimizin dişinin boyu kısa, kiminin rengi çok koyu. Bu durumda lamine venerler inanılmaz güzel çözümler. Hem pratik, hem çok konservatif, hem de çok dayanıklı, çok kalıcı çözümler. Yani dişin sadece ön yüzeyinde, kimi zaman hiç işlem dahi yapmadan uyguladığımız işlemler bunlar. Yapıştırdığımız incecik porselen yaprakçıklar lamine venerler. Hollywood Smile diye bir tanımlama duyuyoruz. Nedir Hollywood Smile? Hollywood Smile şimdi özellikle internet mecrasında çok fazla anılan bir şey oldu. Hollywood Smile aslında şu, bir zamanlar Hollywood'da gerçekten de film çekimleri yapılırken çok çabuk değişiklikler, yüzde çabuk değişiklikler yapmak gerektiğinde yapılan bir çalışmayken bakılıyor ve görülüyor ki aslında diş hekimliğinde de minimal şekilde işlem geçirerek ağızda uygulama yapılabilecek bir şey. Bir takım bilimsel gerçeklikler de kazandıktan sonra dişlerin önlerinde ince böyle şeffaf kılıf mahiyetinde yaprakçıklar oluşturmaya başlıyoruz. Bu Hollywood Smile diye literatüre değil de halk ağzına geçiyor diyelim. Bir de şu var, Hollywood Smile'da biraz da beyaza öncelik verme durumu söz konusu. Amerikalılar beyazı çok seviyorlar. Bleach dediğimiz renkler arzu ediyorlar. Oradan yayılan bir gülüş hattı, gülüş şekli var artık. Ona da Hollywood Smile deniyor. Yani çok beyaz, çok iddialı bir renk. Her ağza gülüş estetiği Hollywood Smile yapılabiliyor mu? Özellikle implantlı ağızlarda bu uygulamayı yapabiliyor muyuz? Tedavi görmüş ağızlarda. Şimdi şöyle söyleyebilirim o zaman. Gülüş estetiği her ağza yapılır. Zaten tedavi kişiye göre değişen bir şey. Yani implantlı bir ağızdan bahsediyorsak eğer, önce implantların doğru yerde konumlandırılması, olan kemiğe ya da oluşturulan kemiğe doğru bir şekilde yerleştirilmesi lazım. Fakat bir ön planlamayla en baştan elde etmek istediğimiz kapanışı, elde etmek istediğimiz gülüş hattını belirleyip implantları da geriye dönerek buna göre inşa ediyoruz. Hatta şimdi artık dijital tekniklerle nokta atışıyla implant yapabiliyoruz. Bir takım tomografiler hastamıza çekiyoruz. O tomografiler üzerinden guide'lı rehberli sistemler var. O sistemlerle çalışarak implant yapıyoruz. Sonrasında işte estetik diş hekimliği yine devreye şöyle giriyor. Bu implantların üzerine estetik malzemeleri kullanarak kimi zaman IMEX'ler, kimi zaman zirkonya tabanlı porselenlerle yine gülüş hattı tasarlıyoruz. İmplant yapılırken neye göre belirleniyor? Kime implant yapılacağı ve aynı anda kaç tane implant yapılabilir? Tabii. Şimdi demin de söylediğim gibi tedavi her zaman kişiye özel, her an değişebilen bir şey. Şimdi hastamız geldiğinde bakıyoruz eksikliği nerede, ihtiyacı nerede, bizim eksiklik gördüğümüz yerde yeterli kemik var mı? Kemik yoksa kemik yaratıyoruz. İşte bir takım yerlerden kemik alabiliyoruz veyahut da hazır kemiği oraya bir şekilde yerleştiriyoruz ve entegre olmasını bekliyoruz. Eğer buna gerek yoksa, kemiği yeterliyse, tek diş eksikliği ise anında hemen yapabiliyoruz onu. Üst yapısını bile yükleyebiliyoruz. Ama çoklu eksikliklerde ya da edante dediğimiz dişsiz ağızlarda full çalışmalar gerekiyor. 6'şar en az implant yerleştirmemiz lazım. 6-8 implant yaptığınızda her çeneye, onun üstüne sizin benim gibi sabit dişleri olan bir ağız yapabilirim. Peki lamine venerleri herkese uygulayabilir misiniz? Yani uygulanmayacak grupta hastalar var mı? Şöyle, lamina vener uygulaması demek dişin ön yüzeyine. Lamina demek o demek zaten. Dişin önüne bir şeyi yerleştirmek, yapıştırmak demek. Çok özel yapıştırıcıları var zaten. Asla çıkmıyorlar. Eğer hastamın diş boyu kısaysa, sağlam ama kısaysa veya çok renkleşmişse ama gene güzelse dişleri, kullanabilecek kimse, dişin ön yüzeyine rengini ya da formunu değiştirmek üzere lamina uygulayabilirim. Ama hastam geldi, dişleri kaplamalı, eski tipte metal porselen kaplamaları var ağzında. Buna ön yüzeyine lamina değil de onları söktükten ve gereken iç tedavileri yaptıktan sonra yine laminanın malzemesinden tüm yüzeyini kaplayan, yani dişi full saran bir incecik kılıf şapka düşünün. O şekilde bir uygulama yaparım. Yani buna hatta full lamina diyenler de var. Aslında laminadan çıkıyor ama yine aynı malzemeden, aynı incelikte, daha konforlu, daha doku dostu ve estetik bir materyale dönüşüyor. Mesela ben diş olayının tüm diğer sağlıkla ilgili sorunlarda olduğu gibi genetiğe bağlı olduğunu düşünüyorum. Biraz genetik etkisi var, evet. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Hiç bu yaşıma kadar bir dolgum, çürüğüm, işte kanal tedavim, hiçbir şey olmadı. Evet, tabii. Gerçekten o konuda iyi genlerin bana geçtiğini düşünüyorum. Şimdi çevremizden de duyuyoruz, hastalarımızdan da, dolgu düşmesi, işte geciken diş tedavileri, bütün bunlar çürük oluşumuna sebep oluyor sanırım. Geç kalınma gibi veya bunların önlenmesi durumlarında neler yapılabilir? Tabii şimdi şöyle, genetik dediğiniz gibi gerçekten çok önemli bir faktör. Bir de tabii çevresel etkenler var. İşte şimdiki rafine gıdalarla maalesef beslenme düzensizliğimiz, düzenimiz diyemeyeceğim ona, düzensizliğimiz var. Tabii gün içerisinde çok hızlı hayat yaşıyoruz. Gün içerisinde diş fırçalayamıyoruz falan gibi etkenler de birleşince diş çürüdüğünü kimi zaman anlayamıyoruz bile. Bazen hasta koltuğa oturuyor. Hocam ağrım var. İşte bakıyoruz, filmlerini çekiyoruz. İşte şurada arayüzde çok derin çürükleriniz var. Hatta işte bayağı derin, kanal tedavisi gibi. Ama hocam ne zaman oldu anlamadım. Anlamadık çünkü ya yeterince fırçalayamadık ya dişlerin arasına işte diş ipi aslında kullanmasını öneriyoruz sıkışık bölgelerde hastalarımıza. Diş ipi kullanmadık ya da işte çok rafine gıda tüketiyoruz. İşte genetik de buna etkileniyor. Ne oluyor? Çürükler başlıyor. Çürükleri de hemen fark ettiğimizde tedavi ettirmeliyiz. Yani hani bu kendi kendine geçecek bir şey değil. Sadece aslında fırçalamak yeterli değil o zaman, öyle değil mi? Yani diş ipi de bu anlamda oldukça önemli. Aynen öyle. Diş ipi çok önemli. Dişi düzenli fırçalamak çok önemli ve bence gece fırçalaması çok daha fazla önemli. Yani hani diyorlar ya her sabah fırçalıyorum. Hayır, her sabah değil, her gece önce fırçalayacaksınız. Sabah da fırçalayacaksınız. Gece çünkü tüklük akışı yok. Siz de biliyorsunuz yani gece uyurken tüklük bezlerimiz çok az çalışıyor. Akış yok. Dolayısıyla yediğiniz gıdayla yatıp uyuduğunuzda o gıda bakteri üretebiliyor. Çünkü asiditesi artıyor ağız ortamının ve dişlerin üzerinde kalan tortularla çok daha çabuk çürük oluyor. Çürük insidansı artıyor. Günde kaç kere fırçalanmalı ideal olarak? Biz 3 diyoruz ama 2'ye razıyız. Yani sabah ve akşam fırçalanırsa gün içinde de işte ağız çalkalamalarla bir şekilde idare edebilirler. Çok üşengeç kişilerde en azından geceleri yatmadan önce. Geceyi unutmayalım. Evet, gece fırçalaması ne olursa olsun unutmayalım. Peki gelelim 20'lik dişlere. Böyle herhalde herkesin yaşadığı, hemen hemen herkesin yaşadığı bir problemdir ve genellikle bununla ilgili işte 20'lik diş aslında hiçbir işe yaramaz, çekilmelidir diyen bir taraf da var. Olur mu? O orada varsa mutlaka bir işe yarar diyenler de var. 20'lik dişler gerçekten hiçbir işe yaramaz mı ve çekilmeli mi? Şimdi şöyle, 20'lik dişler aslında yeri var ve doğru çıktıysa işe yarar. Yani fonksiyon görüyor çünkü. Bir de ilerleyen yıllarda diş kaybı söz konusu olduğunu düşünürsek o diş her halükarda işe yarar. Ama öyle bir şey ki hepimiz böyle yüzlerimiz daha ufaldı artık. Hatta yeni nesilde bazen 20'lik dişi çıkmaya da biliyor. Ufalan yüze bu 3 tane azı dişi aslında fazla geliyor çene kavsinde çoğu zaman. Ve yer bulamıyor. Bulamayınca ne yapıyor? Aksını değiştirerek öne doğru öndeki dişleri itmeye başlıyor. Bu birçok soruna sebep oluyor. Gömük kalırsa da problem. Gömük kalmayıp yarı gömük şekilde ağza sürerse de problem. İtme ile birlikte dişler diş etleri sıkışıyor. Diş eti problemleri başlıyor. Çapraşıklıklar ortodontik tedavi ihtiyacını artırıyor. Bu nedenle de büyük çoğunlukla 20'lik dişleri çekelim diyoruz. Yani bu riskleri, olası sıkıntıları ileride yaşamaması için bireylerin çekimi tercih ediyoruz. Bana çok cazip geldiği için ben yine lamine venerlerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi bazen kişilerin dişlerinde çapraşıklık olabilir. İlla ki ortodontik tedavi görmesi gerekir mi öncesinde? Onun da kriterleri var. Eğer çapraşıklık çok fazla değilse biz çoğu zaman laminate venerle, sizin sevdiğiniz laminalarla problemi çözebiliyoruz. Ama bazen çapraşıklık o kadar fazla oluyor ki dişe çok fazla müdahale etmek, dişi çok fazla kesmek gerekiyor. Hastanın yaşına bakıyorum. Hastanın şekline, haline, tavrına bakıyorum. O dişi kesmeye kıyamıyorum çoğu zaman. Yani özellikle genç hastalarda dişi minimum elleyerek iş yapmamız lazım. Diş de bir organ çünkü. O zaman hemen ortodontistimize dönüyoruz. Diyoruz ki bu çapraşıklığı nasıl çözebiliriz? Çapraşıklığı en aza indirip hala lamine gerekiyorsa evet yapıyoruz ama en azından dişle oynamamış oluyoruz. Diş daha hizalanmış oluyor ama rengi çok sarıysa onun üstüne bir şey yapıştırıyoruz. Diş içeride sağlam ve sağlıklı olarak kalmaya devam ediyor. Beyazlatma ile ilgili soru soracağım eğer izin verirsen. Tabii ki, ne demek? Şimdi ofis tipi beyazlatma ve ev tipi beyazlatma diye iki kavram duyuyoruz sıklıkla. Bu ikisinin birbirinden farkı nedir ve herkes beyazlatma yapabilir mi? Şöyle, ikisinin birbirinden hiçbir farkı yok. Sadece birini biz klinikte kendimiz uyguluyoruz ofis bile için. Daha efektif. Neden? Ben müdahale edebiliyorum. Süresini ben belirliyorum. Lazer ışık kaynağı kullanıyorum. O sürenin sonunda da gelecek olası beyazlatmaya hakimim. Ev tipi beyazlatmayı ben genelde pekiştirme amacıyla hastaya veriyorum. Çünkü tek başına ev tipi beyazlatmada hastalar kimi zaman yorgun oldukları için, kimi zaman artık usandıkları için ilk iki gün bir şeyi hevesle yaparız ya, sonra üçüncü, dördüncü gün o iş aksamaya başlar. Evet, evet. Aksamaya başlıyor. Yani bizim söylediğimiz sürelerde ya da bizim söylediğimiz işte gün aralığında kullanılamayabiliyor. Ne oluyor? Hocam bu beyazlamıyor ya da yeteri kadar beyaz olmadı mı falan gibi bir şey oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Ofiste kendimiz beyazlatıyoruz. Lazer ışık kaynağıyla gayet güzel istediğimiz yere taşıyoruz. Ama çok inatçı bir renkleşme ise hemen bir ölçüyle bir kılıf veriyoruz. Evde de daha hafif konsantrasyonlu bir jelle o beyazlatmayı sürdürmesini sağlıyoruz. Peki bu yaptığımız beyazlatma, lazerle yaptığımız ofis tipi beyazlatma diş minesini bozan, dişe zarar veren veya ileride sorun çıkaran bir uygulama mı? Hayır, asla değil. Bunların hepsi zaten onaylı. Amerika'dan geliyorsa FDA onaylı, Avrupa menşeliyse oradan onaylı ve Sağlık Bakanlığı'nda onay verdiği uygulamalar. Biz kendimize de uyguladığımız için hiçbir sakıncası yok. Bana göre hatalı uygulama bu merdiven altı ürünler, internette satılan ürünler, ne olduğu belli olmadan işte böyle reklamlarla öne çıkan, fiyatı şu kadar ucuz, bu kadar ucuz denen şeyler geri dönülmesi imkansız çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Yani diş eti yanabiliyor, diş minesini erozyona uğratabiliyor. Tabii insanlar hani bir an önce beyazlasın ve en kısa sürede en ekonomik şekilde olsun derken bilmeden kendi kendilerine zarar veriyorlar. Peki genel olarak mesela normal bir insan, şikayeti olmayan bir insan ne kadar sıklıkta diş kontrollerini yaptırmalı? Veya bunu diş temizliği yapılmalı mı? Yapılacaksa ne kadar zamanda yapılmalı? Sorunsuz kişilerden bahsediyorum ama. Şimdi şöyle, diş kontrolü biz hep 6 ayda bir olsun istiyoruz. Ama istiyoruz. Senede bire razıyız. Senede bir kere her birey, hatta çocuklu ailelere önerim, çocuklarınızı 3-4 yaşından itibaren hiç değilse 6 ayda bir gösterin, bir tanıştırın. O alana bir hakim olsun, korkmasın. Evet. Hani alışık olduğu bir yer olsun. Anne babasıyla gidip anne baba o koltuğa oturduğunda onu görsün. Bu kontrolleri rutin olarak senede bir yapmak lazım. Bu çok önemli değil mi tabii ki? Çocuklarda özellikle neredeyse baktığınızda 10 yetişkinden 5'inin diş hekimi korkusu var. Dolayısıyla da çocuğun bunu görüyor olması çok önemli. İlk olarak çocuk geldiğinde neyi gözlemliyorsunuz? Tedavi amaçlı ya da işte geleceğe yönelik bir önlem anlamında. İlk önce ne yapıyoruz biliyor musun Elçin'cim? Bizimle tanışıp bize güvensin. Samimiyetimize inansın. İlk seansta ben kesinlikle tedavi yapmıyorum. Tanışıyorum, tanıtıyorum. Güvenmesini sağlıyorum. Çünkü yapacağım her şeyi bilmeli. Hani yalanla bu iş olmuyor. Şimdiki nesil zaten bizden akıllı. Yani en azından bilsin, aletleri tanısın. Şunu hissedeceksin. Bu olacak ya da bu olmayacak. Bu seansta bunu görmesi yeter. Ha, çok acil, çok ağır bir durum varsa ona uygun bir şey mutlaka belirliyoruz yol. Ama önce tanısın, güvensin. Bir dahaki seansta geldiğinde, ha evet ben burayı biliyordum. İşte ufak minik hediyelerle, işte bak işte koltuk böyle iniyor kalkıyor, uçak yaşına göre uçak kalkıyor, uçak iniyor falan gibi şeylerle önce onu oraya sınırmak lazım. Yani aslında geçici dişler de çok önemli. Çok. Bazen hani bu dişler nasıl olsa bir süre sonra düşecek deyip de ihmal edilebiliyor ama aslında çocuğun bir sonraki dişleri için onlar da çok önemli. Çok güzel bir tespit. Geçici dişler aynı zamanda kalıcı dişlerin rehberi ve yer tutucusu. Erken kaybettiğinde çocuk onu farkına bile varılmadan alttaki dişin yeri kaybolabiliyor. Çünkü bir sonraki çıkan dişler, o bizim karışık dişlenme dediğimiz dönemde yerlerini yitiriyorlar. Boşluğu gören diş boşluğa doğru kayıyor. Çünkü tabiat boşluğu sevmez. O tarafa doğru kaydığı zaman alttaki diş gömük kalıyor. O zaman mesele daha da büyüyor. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki program görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.